Kaş'a her gittiğimde meydanda satanları görürdüm. Buz üstünde satanlar var. Nedeni ise soğuk olunca daha bir tatlı olmasıymış. Dikenli incirden bahsediyorum. Antalya'da daha çok frenk inciri olarak biliniyor. Toplaması çok zahmetli bir meyve bu. Dikenleri kıymık gibi batar. Çıkarması da oldukça zor. Gözle görülmez denecek kadar da ince dikenleri. Zeytinyağı ile battığı yeri yumuşattıktan sonra cımbızla çıkarmak gerekiyor. Dalından topladıktan sonra bir kutuda iyice çalkalayın ki dikenleri kırılsın, dökülsün. Sonra da yıkayın. O dikenler o kabın içinden akıp gitsin. Kabuklarını soyma sırasında yine çok dikkatli olmanıza fayda var. Gözle görmekte zorlanılan iğneler canınızı yakmasın. Battığı yer geceden sabaha kaşınır durur. Fazla yenmesi de tavsiye edilmez, kabızlık yapar diye. Hint inciri, frenk inciri, mısır inciri, babutsa, kilis inciri, babuç inciri, kaynana dili, yürek yemişi gibi yöresel isimlerle de anılan Ege ve Akdeniz'i özgü dikenli incir, yüzyıllardan bu yana birçok ilacın ham maddesi olarak kullanılmış. Faydaları şaşırtıcı derecede çok. Dedik ya, yaratıcı kainatta saklamış şifayı. Mesele ilmine vakıf olmakta. Bitki araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız, dikenli incirin faydalarını şöyle anlatıyor. C vitamini deposu. İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındıran dikenli incir, bu özellikleriyle güçlü bir antioksidan etkisi yaratıyor. Cildi güzelleştiriyor. Cildi güzelleştirme özelliğiyle dikkat çeken dikenli incir, kırışıklıklarla savaşmada oldukça başarılı bir meyve. Araştırmacılara göre dikenli incir cilt güzelliğinde aloe vera'dan daha etkili. Dikenli incirin özellikle gözaltı şişlikleri için kullanımı yaygın. Afrodizyak etkisi var. Afrodizyak etkisi olan dikenli incir bu özelliği sayesinde bazı bölgelerde cinsel gücü arttıran ilaç olarak kullanılıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde özel hayatınız üzerinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Sindirim sistemini düzenliyor. Günde 2-3 adet tüketildiğinde bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen dikenli incir, sindirim sistemi üzerinde de oldukça şifalı bir meyve türü olarak karşımıza çıkıyor. Yorgunluğa iyi gelir. İbn Sina'nın en faydalı meyve türlerinden birisi olarak gördüğü dikenli incir, özellikle yaz aylarında görülen yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir. Dostlar, özellikle yaz aylarında diyoruz. Hele bir de Akdeniz sıcağını düşünün. İşte tam o anda buz üstünde demlenmiş dikenli incir sizi ferahlatır. Yorgunluğunuzu alır, zindelik verir. Tabiat bizim için bağrında şifa taşıyor demiştim bir videomda. O tabiata bugün iyi bakarsak yarın o da bize bakar. Dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili de aktif edin ki yeni videolar geldiğinde ilk siz haberdar olun. İzlediğiniz videomuzu beğendiyseniz linkini eş dost kim varsa paylaşabilirsiniz. Huzur ve sağlık her daim en büyük zenginliğiniz olsun.